الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى. ويتقى المشتكى فمن آيات كريمة من سبب نزولي. وليد بن المغيرة نامında Mekke-i Mükerreme'de bir kefenin birisi vardı. Adamın birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelir, iman ediyor, devam ediyor. Bunun hoşuna gitmiyor tabii, onun arkasına düşüyor. İltidad yaptırmak için birçok şeyleri söyler, diyor ben Allah'tan korkuyorum. Ben billahi artık iman ettim, vazgeçemiyorum. Ya Allah beni azaplandırırsa ne yaparım diyor. Tefsir o adamın ismini söylemiyor. Çünkü o adam sonradan belki imanını tekrar etmişler. Belki ondan dolayı da beyan etmemişler. Velid bin Mugayyere diyor, sen azaptan korkuyorsun, cehennem azabı değil mi? Ben onu tahammül ederim. Ben sana para veririm, bir miktar hediye. Onu verdikten sonra kıyamette de senin ne kadar azabın varsa hepsini ben alırım arkama. Adam da kanıyor demek onun da. Kabul ediyor. Kabul ettikten sonra bir miktar veriyor. Mesela %1 veriyor. Bir taksit veriyor. Bir tarafını da artık vermiyor. Maksat zaten küfre çevirmek gibi. Çekirdikten sonra ismi yaparsa yapsın. Ayetin sebebi nüzulü bu. Buyurur ki Cenab-ı Hak, اَفَرَيْتَ الَّذ۪ي اَيْ حَب۪يبِمْ اَكْمَلَ الرَّسُولُ Gördün mü onu ki tevella, i'raz etti imandan. İmandan i'raz etti ve küfre sebat etmedi. Küfre girdi Velid bin Mugayyere'nin delaletiyle. وَاَعْطَى قَل۪يلًا Azdi verdi taahhüd ettiği miktardan. وَاَكْدَى inkar etti o kalanı. Mesela 100 lira taahhüd etmişse 10'unu verdi, 90'ını da vermedi. Böyle de aldattı. Yani hem dünya hem ahiret. Peki bu adam Velid bin Mugayyere'ye neye aldandı onun sözünü? Halık-ı Kâinat onu beyan buyuruyor. اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهْوَ يَرَى Aldanan kimse, gaybden mi anladı ki Velid bin Mugayyere onun günahlarını arkasına alacak? Yok, tabii nereden biliyor bunu? اَمْ لَمْ يُنَبَّهَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَاِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى Haberdar olmadı mı? لَمْ يُنَبَّهَ Haber almadı mı o adam? بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى Musa aleyhisselamın suhufleri ki Tevrat'tır. وَاِبْرَاهِيمَ İbrahim aleyhisselamın suhufleri. اَلَّذ۪ي وَفَّى İbrahim ki vaadini vefa etmiş, Allah'ın emrettiğini ifa etmiş. Oğluyu kes kesmiş, ateşe atmış. Ondan sonra da gönlünce aç kalırdı bir misafir olsun. Vaadi Allah'a karşı olan vaadini vefa eden İbrahim aleyhisselamın suhufi, Musa aleyhisselamın suhufleri, onlar okumadılar mı ki kimse kimsenin cürmünü alamaz, herkes kendi cezasını çekecek, kimse kimsenin günahlarını alamaz, bunlar da var idi. O vakit onlar da onlarla alakadar idiler, anlamadılar bunu. Neydi? اَلَّا تَزِرُوا وَازِرَةٌ نُزْرِ اِذْرَ اُخْرَى اَلَّا تَزِرُوا اَلَّا تَزِرُوا Bu yüklenmez bir adam, vazireten bir günahkar üzere okra başkasının günahını. Hiçbir insan günahkar başkasının günahının zahmetini çekmez. Herkes kendi günahının cürmünü çekecek. Velid bin Mugayyere nasıl olur da onun günahlarını alacak, kaldıracak? Hem ve en leyse lil insani ma sa'a. Musa'nın suhufinde, İbrahim aleyhisselamın suhufinde bunlar da varmış ki Kur'an-ı Azimüşşan beyan ettikten sonra bizim olur. Leyse lil insani menfaatun. İnsana bir şey menfaat vermez. İlla ma sa'a illa menfaate se'ihi. Herkesin se'i kendisine fayda verir. Bir adamın sa'i başkasına değil, bir adamın günahı da kendine yüklenmiyor. Bir adamın günahı başkasına yüklenmez. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى Okumadılar mı sa'i? O sa'i de ne kadar çalışmışsa lehinde aleyhinde. سَوْفَ يَرَى Ondan sonra görecektir kıyamette. Yaptığında çalışmışsa onun mukabilini görecek. Bunu görmediler mi suhuflerde? ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Sonra vafi olan bir ceza. Vafi olan bir ceza olur.
Yani her zaman evvela amal defteri amalini görür, yapmış olduğu dünyadaki halleri hatırlar. Ondan sonra herkes neden çalışmışsa onun mukabilini görür. Onun sahibi şeyini gördükten sonra herkes mükafatını, mücazatını herkesin verilir. وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى Her şeyin nihayeti, merci'i, masiri Allah'adır. Ba'delmez. Yani öldükten sonra haşre gider, emri ilahiye muntazir, Allah-u Teala muhakime yapar onların yanında. Bunlar hepsi Musa'nın suhufiyle İbrahim Aleyhisselam'ın suhufinde vardır. Murad-ı İlahi bize de emir olsun. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın dini bize emir olduktan sonra bize aynen bize de olur. Tebe millete İbrahim'e hanife diyor Allah. Sonra buyuruyor ki وَاَنَّهُ okumadılar mı, bilmediler mi? Allah Celle Celaluhu ve abhaku muti'i ihsan ile şad-ı ferah eden Allah'dır. Dıhkken gülmek, gülmekten şad-ı ferah olmak. Şad-ı ferah kim olur? Muti olur. Allah-u Teala'nın emrine muti olan kimse ferah-ı şad-ı feraha yetişir cennette. Ve ebka yine bilmediler mi? Güldü ağlattan da asi olup da dünyada asi olup da tevbesiz giden kimseler nihayet ağlattıran Allah'dır ahirette. Allah-u Teala'dır güldüren, Allah'dır ağlatan. Güldürenden murat feraha yetişen. Kimdir o? Muti olanlar. Muti olanları feraha yetiştiren Allah'dır. Asi olanları da cezaya yetiştiren Allah'dır. Bunu bilmiyorlar mı? وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا وَاَنَّهُ هَمْ دَ هُوَ اَللّٰهِدِرْ اَمَاتَ Dünyada imate eder, hayatını alır vücuttan. Vücut başkadır, hayat, ruh başkadır. Ruh alemi melekutten gelmiştir, alemi erhattan gelmiştir, nurani bir maddedir. Vücut ise topraktan halk olmuştur, zulmani bir şeydir. Allah-u Teala hikmet-i kahiresiyle bu nurani olan bir maddeyi, bu zulmetli olan kafesin içine koymuş, harf etmiştir. Günü gelinceye kadar. Hikmet-i ilahiyedir. Her ruh kalibinde nasıl ki bir kuş kafesinde mahrustur, aynen böyledir. Müminin ruhu da böyledir, kafirin ruhu da böyledir. Öyleyse fark ne olur? Müminin ruhu kafestedir. Tabii yukarı başka yerleri görüyor. Misalini Mevlana Kaddesallahu Serrahul Aziz böyle teyir ediyor. Diyor ki, bir kuşu kafese koymuşlar. Onu götürdüler, güzel bir yeşillik, vahşelik yerinin içine koydular. Etrafında da emsalleri kuşlar gelip geliyorlar. O kuş her an diyor, ya Rabbi bu ne olur, bu kafes bir açılsaydı, ben de arkadaşlarıma iltihak edeydim, bu nimetlere varım. Müminin ruhu kafestedir bu şekilde. Biliyor, görüyor ki, anlıyor ki evliya Allah, Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına, ihsanına nail oluyorlar. Bu kafeste kalmasını kendine fuzuli görürler. Ya Rabbi ne olur da bir gün ben de hılas olup da onlara iltihak edeyim, bu şekildedir. Kafire gelince, kafirin yine kuşun kafeste olduğu gibidir. Fakat misali yine bir kuşu kafese koy, kupkuru bir yere koy, etrafında da kediler dolaştın. O kuş ne diyor? Diyor ki ben buradan çıkar çıkmaz bu kediler beni öldürecekler. Keşke bu kafesin üzerine bir kafes daha olsaydı, bir daha olsaydı ya da ben çıkmayasaydım da burada kalayım. O da böyledir. Ahirete inanmıyor, Cenab-ı Hakk'ın azameti kudretini anlamamış, görüyor hayat ancak dünyanın hayatıdır. Dünya hayatı bittikten sonra başka bir hayata imanı yok. Aman ben dünyadan gitmeyeyim de ne olursa olsun diyor. O da kuşta böyledir. Ruhun, ruhu muvakkat olarak Cenab-ı Hak bu vücutta halk etmiş. Demek ki ruh gariptir. Vücud ise yerlidir, memleketindedir. Topraktan halk olmuş, toprağın üzerindedir. Belki topraktan halk olmamış, misafir gelmiş. Eğer bir insan kemale yetişirse, yavaş yavaş bak mesela ruhun gıdası, zikrullah'dır. Zikrullah dediğimiz gibi, yani bizim tek yedelerden şeyleri söylemiyoruz, Kur'an'daki zikrullah'dan bahsediyoruz. Zikrullah, Allah lezzeyi celale baştan geliyor ki, tasfiye-i kalb için ondan daha yüksek bir şey yok. Ondan sonra elhamdülillah zikrullah'dır, la ilahe illallah zikrullah'dır, subhanallah zikrullah'dır, Kur'an-ı Azimüşşan okumak zikrullah'dır. Kendi kendine kalıp da böyle azametin tasavvurunu eden de zikrullah ile meşgul olur. Ruh bununla hoşlanır. Ruhun gıdası budur. Eğer buna devam ederse gel gide ruh kuvvetlenir. Ruh kuvvetlendiği zaman
vücut, vücuda da biraz ziyazet olursa vücut zayıflenir. Vücut zayıflendiği zaman el hukmu limen